the greatest British manager ever, Sir Alex. Yeah. Okay. Emotional football. Doruk hoş geldin. Selam Emre. Nagar'ın desteğiyle hazırladığımız Katen Açı'nın 3. bölümünde birlikteyiz. Sen de ilk kez aramızdasın, bizimlesin. İlk iki bölümü izledim Emre. Epey beğendim. E, Arhın'ın da yardımcı forvetlik rolü gayet iyiydi. Konsept olarak, içerik olarak benim en çok yükseldiğim program bu kanalda. O yüzden burada olmaktan epey keyifliyim. Ne mutlu eğer öyle değilsen. Gerçekten mutlu ettin. Bugün de aslında konuları açmaya devam edeceğiz. Hızlı geçişlerle birlikte konsept olarak aslında birbirine bağlantılı şekilde gidiyor bölümlerimiz. İlk iki bölüm bağlantılıydı. Üçüncü bölümde bence bağlantılı. Biliyorsun 3-2-5'i ilk iki programda işte genel olarak konuştuk. Bugün işin biraz Türkiye ayağından bahsetme şansını elde edeceğiz. Bazı özel örnekler eşleyin. Çünkü buraya bakmak bence önemli abi, zira biz genel trendleri biliyorsun takip etmekte biraz problemliyiz. Buraya trendler genel olarak geç geliyor, bazen eksik geliyor, bazen hiç gelmiyor. Bunun örneklerinden birini aslında üçlü savunmada gördük. Yani üçlü savunma geldi mi? Bence gelmedi. Geldi diyorsak bile, yani oynayan birkaç takım var eksik geldiğini ifade edebiliriz. Bir büyük takım üçlü savunma oynasa biliyorsun yani ilk kötü sonuçta ya da işlerin iyi gitmediği ilk anda çok ciddi dayaklar yiyecek. O e, uygulamayı yapan teknik adam. 3-2-5 üzerinde de aslında bunu söyleyebiliriz. Çünkü 3-2-5 de henüz buraya gelmiş değil. Geçmişte bazı örnekler tabii ki var ama bunların hiçbiri istikrara kavuşmadı. Tabi bunu Türkiye gerçeklerinden ayırarak değerlendiremeyiz. Çünkü Türk futbolunun genel bazı dezavantajları var. İklim ve buna bağlı zemin problemi bunlardan biri. Teknik adam portföyü bunlardan biri. Altyapı, eğitimi ve bunun uzantısı olarak ortaya çıkan oyuncu grubu bunları sağlıklı bir şekilde buraya geçirmekte elbette dezavantajlar ortaya koyuyor. Ama tüm bunlardan bağımsız bu trendleri buraya getirmekte çok eksik kaldığımızı da ayrıca ifade etmek isterim ben. E, haklısın. E, hatta şöyle diyebilir miyiz? Genelde ligimizde üçlü savunmayı tercih eden takımların daha tırnak içinde başaltı takımlar olmasını da e, göz önünde bulundurursak üçlü savunma hep sanki bir savunma öncelikli bir formasyon gibi gözüküyor. Ama hem işte ilk programda kullandığınız buna dönüş hem de salt üçlü savunmanın aslında e, Avrupa'nın tepe takımlarında Inter gibi mesela çok daha ofansif, çok, da, çok daha hücumcu şekilde kullanıldığına şahit oluyor alıyoruz. Bizim lige yansıması biraz farklı sanki. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden zaten üçlü savunma örneğini, trendleri takip etme konusunda verdim. Çünkü aslında iki bölümdür konuştuğumuz. Hatta bugün de konuşacağımız 3-2-5 toplu oyunda bir üçlü savunma şablonu. Dolayısıyla bu yapının da buraya gelmemesi ya da eksik gelmesi, çok az kullanılması, hiçbir teknik adam tarafından istikrarlı bir sezon boyunca kullanılmaması biraz bunun üzerinden değerlendirilebilir galiba. Ki yani gerçekten son 5 yılı böyle kümülatif olarak değerlendirince Türk futbolunda oyun kurma şablonuna önem veren, oyun kurma fazına önem veren teknik adamlar oldu. Abdullah Avcı bu hocalardan biri, Çağdaş Hoca bunu yapmaya çalışıyor, İlhan Palut. Son dönemde özellikle Galatasaray kariyerinde Okan Buruk oyun kurma şablonuna özellikle dikkat ediyor. Teknik adamlarımız bunu yapmaya çalıştılar ama dediğim gibi Hiçbir zaman biz 3-2-5'i istikrarlı bir şekilde herhangi bir takımdan sahada görmedik. Dolayısıyla bugünkü programımız aslında biraz da hayal etme olacak. Türkiye'de bunu oynayabilir miyiz? Türkiye'de bir takım buna uygun mu? Ki bence uygun. Bu takımda Fenerbahçe ve başrolde de Ferdi Kadıoğlu var. Fenerbahçe sezon başından beri istikrarlı bir şekilde bu 4-2-3-1 üzerinden oyun oynuyor. Yani Ferdi Solbek. Stoper ikilisi olarak Cik Uçağlar diyelim. Son dönemde daha fazla aktüel olarak oynadılar. Sabek'te Bright Osiris Samuel. İsmail ve yanında Fred. 10 numara Şimanski. Solda Tadic. Sağda İrfan Can diyelim. En uçta da Edin Ceko. Fenerbahçe bu baz 4-2-3-1 üzerinden nasıl Ferdi Saatebek kullanarak 3-2-5'e dönebilir? İsmail'in 6 numarada kaldığı, iki oyuncunun genişlediği, Şimanski'nin sağ iç koridora çıktığı, Fred'in 8 numaradan yine iç koridora çıktığı Ferdi'nin de içeri gelerek sahte bek olarak şu kaymaları yaparak iki stoper Burada Brighton Suyu Samuel. Buraya bir şerh düşelim. Bu şekilde bir 3-2-5 e, ortaya çıkarabilir. Fenerbahçe bunu yapıyor mu? Fenerbahçe aslında bunu yapmıyor. Ferdi peki sahte bek mi? Ferdi sahte bek değil. Ama Ferdi'yi çok fazla iç koridorda görüyoruz. Ferdi sadece bizim ligi özelinde değil Avrupa'da da iç, sol iç koridoru özellikle en çok kullanan oyunculardan biri. Tekrar bu 4-2-3-1'e dönüyorum. Dolayısıyla ya zaten Ferdi bu rolde oynuyor denebilir ama aslında değil. Çünkü Ferdi'nin iç koridoru kullanması tadı için sol ayaklı ve oyunu çizgide genişletmeyi seven bir oyuncu olduğu için içeri girmek isteyen bir oyuncu olmadığı için daha doğrusu bunun üzerinden Ferdi'nin soldan çok fazla öne çıktığını ve bu bölgelerde gerçekten konumlandığını görüyoruz. Ama sahte bek olmak demek özellikle oyun kurma fazında ve topa sahip olma fazında set oyununda düzenli bir şekilde içeride bulunmak anlamına geliyor. Ferdi iç koridoru giren ama aslında çizide oynayan bir oyuncu. Eee iç koridoru gelmesi dediğim gibi Tadic'in oyunu burada genişletme isteğiyle alakalı çoğunlukla. Ama şunu da çok görüyoruz. Tadic'in zaman zaman içeri girdiği çünkü topla beraber alıp dripling yapıyor. O zamanlarda Ferdi'nin hiç içeri girmeden direkt bir şekilde geleneksel beklik yaptığı çok fazla sekansı var. Zaten Ferdi neden sahte bek değil? Ya da neden bu rolde değil? Bunu gösteren başka bir örnek daha var elimizde. Tekrar onu çekiyorum. Tadiç burada. Bright Ossie Samuel hiçbir zaman stoperleşmiyor. Bright Ossie Samuel sürekli çizgide oynuyor. Çünkü sağ öndeki oyuncu da hem Cengiz hem İrfan Can gibi ters ayaklı ve içeri girerek oynamayı seven bir oyuncu olduğu için oyunu genişleten bir oyuncu olmadığı için çok fazla. Bright'ın da sürekli buraya geldiğini görüyoruz. O nedenle zaten Ferdi'nin düzenli bir şekilde içeri girip oraya kamp kurması set oyununda da, oyun kurma fazında da pek mümkün değil o nedenle Ferdi iç koridoru kullanan bir bek ama bir sahte bek değil bana kalırsa. Abi aklıma direkt Fenerbahçe Alanya Spor maçı geldi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 2-2 biten ve rakibin hemen hemen hiç rakip yeri talep etmediği iç sahada büyük bir baskıyla, büyük bir dominasyonla oynanan o maçı 70 dakika yanlış hatırlamıyorsam Rada ve İsmail'le oynamıştı. İsmail Kartal ve gerçekten şaşırdım. Yani şöyle şaşırdım. Bir yerden sonra bu iki oyuncudan birinin ihtiyaç fazlası oldu. Çok netti. Kirada Kruniç bu lige sanki Fred'in backup'ı gibi gelmiş gibi görünse de aslında bence bir 6 numara. O an dedim ki kendi kendi Bugün bahsettiğimiz ferdi rolü bu şartlarda ortaya çıkmadıysa galiba bir daha hiç çıkmayacak. Doruk aslında geldiğin yer hakikaten benim de birazdan geleceğim noktalardan biriydi. O yüzden harika bir pas attın. Şuradan senin söylediğin yere bağlayacağım. Şimdi ferdiyi gerçekten sahte bak olarak kullanmak şöyle bir probleme neden olabilir. Az önce dedim ya ferdiyi buraya almak için... Fred'i öne doğru çıkarmak lazım. Ve Fred'i 5 hattının bir parçası haline getirmek gerekiyor. Fred bunu oynayamaz mı? Kesinlikle oynar. Türkiye'de bunu çok rahatlıkla oynar. Ama biliyorsun Fred e, kariyeri boyunca derindeki operasyonlardan sorumlu oldu. United'a bu şekilde transfer oldu. Ve düzenli bir şekilde United'da bunu oynadı. Ve mesela Premier League kariyeri 130-140 tane lig maçı var. Attığı gol sayısı 8 yaptığı asist sayısı 7. Yani üretkenlik hiç yok. Çünkü hep derindeki operasyonlardan e, sorumluydu. Şahtar dönemi... Yüze yakın lig maçı var, attığı gol sayısı 9. Yani 10 maçta bir gol atan bir oyuncu. Dolayısıyla sezonlu gol sayıları düşük. Öyle olma nedeni, Şahtar'da da derinlik operasyonu yapıyordu. Aslında internasyonelde 8-10 numara karakterli bir oyuncuydu. Belki hatırlarsın, belki biliyorsun evet, o dönemi. Evet. Ama bir gelişim gösterdi. Yani hem fiziği değişti, hem de United'a geldikten sonra gerçekten oyuncu derindeki operasyonları yapan bir oyuncu haline geldi. Ama diyelim, evet Fenerbahçe, fredi burada çok fazla önde kullanmak istemiyor ki bunu birazdan daha fazla açacağım. Ee, bu nedenle Ferdi içeri sokabilecek bir rol yok. Senin söylediğin yer çok önemli. Yani sen dedin ya Radekur'un içi İsmail Yüksek. Fred'in sakatlık ve ceza nedeniyle oynayamadığı, kaçırdığı 11 maç var. Bunun içinde 3-4 maçlık, 6 maçlık bloklar var. Öyle bir ortamda Fred yokken bu oyuncunun mesela Fred'in ikamesi olarak Mert Hakan Yandaş olduğunu düşünelim. İsmail Yüksek, Mert Hakan, kurun işlemiyorum. Mert Hakan Yandaş, Şimanski orta sahasıyla çıktı. Fred'in yokluğunda Mert Hakan'ı öne doğru çıkartıp Şimanski ile beraber beşli bir hücum attı. Ferdi'yi buraya sokup çok hızlı bir şekilde bu 3-2-5'i ortaya çıkarabilirdi Fenerbahçe. Bunu yapmamasının ben o dönem için bir eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe biliyorsun Fred'in yokluğunda özellikle Cicco'da sakatlanmışken oyun kurma yönünden ciddi bir sıkıntılar yaşadı. Prestige takımlara karşı topu birinci bölgeden çıkarmanın zor olduğu periyotlar, zor olduğu maçlar ve bundan dolayı yaşanan sıkıntılar ön plandaydı. Böyle bir rolde Ferdi ile ikame etmeyi düşünebilirdi bence Fenerbahçe Fred'in yokluğunu. Çünkü Ferdi pas kalitesi olan bir oyuncu. Biliyorsun çok düzgün bir ayak. Aynı zamanda topla beraber çok rahat dribbling yapan bir oyuncu. Yani İsmail'in yanında hem pasla Ferdi sahte bek olarak içeride konulanarak yani aslında kısmi bir şekilde 6 ve 8 numara olarak hem pasla hem de dribblingle Fenerbahçe'nin buradan çıkışlarını çok kolaylaştırabilirdi. Ama mesela Fred'in yokluğunda Dediğim gibi iş İsmail'i kullandı. Çok şakıştı oyuncular. Kur'uniş eksik kaldı. İlk dönemlerinde sıkıntı yaşadı. Bunu yaparak o dönemi daha iyi geçirebilirdi. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Ferdi aslında Fenerbahçe'nin yaşayabileceği bazı problemleri başka bir rolde çözüme kavuşturabilecek bir profil. Peki biz afaki konuşuyoruz şu anda. Ferdi diyelim ki Fenerbahçe Teknik Ekibi hücum hakkında düşünmüyor ki bu çok anlaşılır. Ferdi için Başka bir sahte bek rolü yok mu? Başka bir imkan yok mu? Bunun ben, örnekleri var. Bence var. E i̇stersen şimdi oraya geçelim. Çünkü Ferdi'nin başka bir şekilde içeri girerek oynayabileceği rolü sezon başından beri çok iyi icra eden bir takım var. O da La Liga'yı sezon başından beri kazıp kavuran Girona. Sen de az önce ikinci programdan referans verdin. İkinci programda farklı 3-5 kurma şekillerini görmüştük. Burada da edasında konuşabilirdik ama ben özellikle tercih etmedim. Çünkü direkt bir şekilde Ferdi ile kafamda bir eşleştirme vardı. O yüzden bu programı bıraktım. Girona farklı bir şey yapıyor abi. Girona sahte beki sol bekten kullanıyor. Bu oyuncu Miguel Gutierrez. Ama merkeze değil, soldaki yani Miguel Gutierrez'i çok daha fazla mesafe kat ettirerek öne doğru çıkartıyor. Yine arka taraf aynı şekilde sol soper, sol soper, üçlü savunmanın sol soperi oluyor. Merkez soper haline geliyor. Sağ bek, sağ soper oluyor. Aleş Garcia ve Yann Herrera 3 artı 2'nin ikisi olarak konumlanıyor. 10 numara iç koridorda. Sol iç koridora soldan gelen Miguel Gutierrez. Savio soldan oyunu genişletiyor. Sağda Sigankov ve en uçta da Dolbik. Böyle bir... 5 hücum attı, ortaya çıkıyor. Aslında bu şablonu ortaya çıkardıkları bir maç e, örneği verelim. E, bundan yaklaşık bir ay önce bir Bilbao deplasmanı çıktı Girona ve Bilbao deplasmanında bu şekilde oluşan bir e, 3-2-5 vardı. Yani Miguel Gutierrez, hemen ilk 11'i sayayım orada. E, Sol stoper Juanpe, sağ stoper Eric Garcia, sağda sabek Arnau Martinez ki asıl e, oyuncuları biliyorsun Yankuto, Anel Herrera, Alex Garcia, Ivan Martin, Savio, Sigankov ve Nusra Dobik. Bu iki oyuncu yani Herrera ve Alex Garcia burada beklediler. Bu oyuncu öne çıktı. Miguel Gutierrez az önce belirttiğim gibi 3-2-5 net bir şekilde ortadaydı. Neden bunu yapıyor Girona? Çünkü Alex Garcia bir derin oyun kurucu. Yani Herrera bu hatta yani daha doğrusu burada yer alıp hatlar arasında oynayabilecek bir oyuncu değil. Fizik kalitesi yüksek, mesafeyi oynayabilen, top kazanabilen komple bir oyuncu. Ama bir Hatlar arası oyuncusu değil. Ivan Martin hem daha skorer, hem daha teknik, hem fizik olarak da buraya daha uygun. Üçlü orta sahanın e, on numarası olarak ya da bir parçası olarak. E, tamamen rollerle alakalı. Zaten e, ilk iki bölümde de bunu e, konuşmaya çalışıyoruz. Miguel Gutierrez, hatlar arasında oynayabilen, teknik kalitesi yüksek bir oyuncu. Real Madrid altyapısından çıkan. O maçta Sabek Arnau Martinez de soper karakterli bir oyuncu. İki soper, soper. Sadece iki oynayabilecek e, iki oyuncu. Halklar arasında oynayabilecek oyuncular ve oyunu genişleten e, isimler. Ki düzenli bir şekilde bu şablonu mu oynuyor Girona. Düzenli bir şekilde oynamıyor. Çok farklı şekilde 3-5'i kuruyorlar. Yine 4-2-3-1'e döndüm. Yankoto asıl sağ bek o ve Yankoto soperleşen bir bek değil. Yankoto varken onu da çizgide kullanıyorlar. Çünkü hakikaten bazen sağ önde bile oynayabilecek yetenekleri olan bir oyuncu. Yankoto içeri giriyor. Bu oyuncu içeri giriyor. Aleix Garcia iki oyuncu arasında iki stoper arasında giriyor. Yan Herrera böyle bir 3-1-6 ortaya çıkıyor. Bazen 3-1-6 şöyle ortaya çıkıyor. Aleix Garcia burada kalıyor. Yan Herrera'yı Ivan Martin'in yanına çıkartıyor. Yine içeri giriyor Miguel Gutierrez. Böyle bir 3-1-6 ortaya çıkıyor. Bazen Yan buradan geldiği zaman Sigankov çizgiye kalıyor. Yan Kuto'yu içeri sokuyor. Yani hem çizgiyi hem de iç koridor oynayabilen bir oyuncu Yan Aslında beraber oynadığı zaman iki de, iki de içeri soktuğu ee, İvan Ivan Martin'in geldiği e, ve çizgideki iki oyuncuyla beraber beşli altı hücum hattını iki bekle, iki beki iç koridorda kullanarak oluşturduğu 3 bir altılar var. Aleş Garcia, işte dediğim gibi bazen üç artı birin biri olarak bazen iki sopenin arasına girdiği denklemlerde, Herrera'nın burada olduğu denklemlerde bu ortaya çıkıyor. Çok farklı şablonları var ama az önce bahsettiğim, yani sadece Miguel Gutierrez'in sol bekten içeri girdiği bu içki besidi de bu sezon çok fazla kullandılar ve ben bunun Fenerbahçe'ye de farklı bir şekilde çok uygun olduğunu düşünüyorum. Abi aslında çok güzel bir noktaya geldin. Çünkü Girona takımı için bu 3-2-5'e geçiş çok ciddi bir farklılık yaratmış olmasına rağmen bir de bunu boyutlandırıyor. Yani ne yapıyor? Bahsettiğin gibi bazen Kuto'yu kullanıyor. Bazen daha defansif bir karakterle bunu yapıyor. Herrera bahsettiğin sebeplerden dolayı bazen merkezde kalıyor. Porto'yu kullanırsa bu agresif 3-1-6'yı daha sık görüyoruz. Ve aslında benim gördüğüm şey şu. Sayısal üstünlük ki yine bundan bahsettiniz. Çok kritik bir nokta Girona'da. Oyun genelde sağda kuruluyor abi. Solda Juan Pierre'in de Daily Blint oynadığı önemlerde ki ıı, ayak kalitesiyle ön planda. Birint, Solbeck Gutierrez ve Savio sahayı tam ortadan ikiye böldüğünde sol taraftalar. Sağda 6 oyunculu bir çoğunluk, 6-7 oyunculu ve Alex Garcia gibi ıı, diagonalleri nefis atan bir oyuncu olduğu için oyunu sağda kuruyorlar, sola hızlıca çevirdiklerinde ki buna Pep Guardiola hatırlarsın, ansızın atılan bir yumruk kutar. Hatta... Bir yerde kurar, diğerinde de hep. Diğer tarafa çevirdiği an orada muazzam bir birebir var abi. Savio ve Bek. O alanı açmak için de bu bahsettiğim formasyonun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Buradan da şuna bağlayacağım. Özellikle Daily Blint'in bu Girona takımında 3-1-6'yı oluştururken ki ikinci bölümde bahsettiğiniz abi. Üçlü savunma takımlarına karşı sen 2-3-5 ya da 3-2-5 yaptığında sayısal üstünlük asla sağlayamıyorsun. Artı bir oyuncuyu Daily Blint'le Michel'in çok fazla gönderdiğini hatırlıyorum ben. Bunu Aynen. bazen Savio'nun arkasından bazen yarım alana yapıyor. Ki sol bir maçlarda var Daily Kesinlikle. Be e, bana göre bu rolü Fenerbahçe'de oynayabilecek de bir oyuncu var. Osterwolde. Aslında geleceğimiz noktalardan biriydi Osterwolde'de. Çünkü şimdi Girona'nın bu rolünü Fenerbahçe'ye kopyaladığımızı düşünelim Ferdi üzerinden. Yine 4 2 3 1 dizdik görüyorsun. Ferdi'yi aynı Miguel Gutierrez gibi öne çıkardı Fenerbahçe. İç koridoru kullandı. Oraya yerleşti ve sahte bek olarak Sağ iç koridorda Şimanski, sağda Cengiz ya da İrfan Can, solda Tadiç ve en uçta da Edin Ceko. Bunun bence Fenerbahçe'ye getirdiği 3 tane büyük kazanım var. Birincisi Ferdi'yi burada içeri sokup yani soldan içeri sokup 6 numara İsmail yanında kullanmak da bir opsiyon ve Ferdi bunu çok iyi oynar. Ama biliyorsun oyunda en önemli şey bir oyuncudan maksimum almak. Ferdi burada mı daha değerli yoksa burada mı daha değerli? Bana ön tarafta hatlar arasında skor yapma, tadışla bağlantıya girme, işin dar operasyonunu devam ettirme yönünden buraya biraz daha uygun görünüyor. Yani Ferdi'den maksimum almak için bence Solbeck'ten öne çıkarmak biraz daha mantıklı. İkinci kazanım bunu yaparak Fred'i de aslında yine maksimumu verebileceği derinde İsmail'in yanındaki rolde kullanma şansına sahip oluyor Fenerbahçe. Dolayısıyla İsmail'in yanında bekleyerek Fred hem alışık olduğu yerdeki liderliği yapıyor, hem buradaki oyun kurma fazını yukarı çıkartıyor hem de motor olma işlemiyle beraber aslında oyunu mesafede oynama ve arkayı öne bağlama durumunu da biraz daha rahat yapıyor. Peki Fred bunu yapamaz mı burada? Dediğim gibi Türkiye liginde yapar. Burayı da oynar Fred. Aynı Ferdi'nin derindeki rol oynayacağı gibi ama burada çok daha değerli bir oyuncu. Dolayısıyla iki oyuncudan da maksimum alma şansını elde ediyor ama bence üçüncü bir kazanım daha var. Senin farklı bir rolle bahsettiğin Jaden Osterwald'e. Bu biraz tercihlerle ortaya çıkacak bir durum. Çünkü biz Ferdi'yi soldan içeri soktuğumuz ve Bright'ı sağ-sopra olarak düşündüğümüz bir 3-2-5 e, ortaya çıkardık. Ama ben bunun Bright, o sayısam o ile çok uygun olmadığını düşünüyorum. Zaten bu şekilde de oynamadı ve genellikle onu hep dediğim gibi e, çizgili kullanan bir Fenerbahçe ya da işte İsmail Kartal dönemi öncesinde de keza Jorge Jesus'la benzer roller gördük, çizgi rolleri gördük. Bright bence buna çok uygun değil ve bunu söylerken şöyle bir örnek vereceğim. Ben Aaron Van Bissaka'ya çok benzetiyorum Bright sesle Mesela United'ta da 3-2-5'i çok fazla gördük ama hiçbir zaman Wan-Bissaka'yı iki stoperin yanında üçüncü stoper gibi görmedik. Erik Tenden de görmedik. Daha önceki dönemlerde de görmedik. Çünkü bunu yapabilecek bir oyuncu değil. Bunun için stoper geçmişinin mutlaka olması gerekiyor. Van bissaka bunu yapamıyor. Bence Bright Osei Somali'de buna çok uygun değil. Mesela Kyle Walker bunu yapabiliyor çünkü geçmişinde stoper var. Ayak kalitesi daha iyi. Mesela oyunu 3-2-5 gibi kurarken iki stoperin yanında Bright Osei ile sürekli bu kısa pasların yapıldığını düşünüyorum. Hayal kurma yönünden biraz daha sıkıntıya sokan bir durumu beraberine getiriyor. O nedenle aslında Jadon Osterwalder içinde bu durumun çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ferdi sağ alıyorum. Harika. 4-2-3-1'i e böyle kuruyorum. Jadon, iki stoper, Ferdi, Fred ve İsmail. Ferdi'yi buradan öne doğru çıkartıyoruz. Szymaski sol açılıyor. Sol kenar, sağ kenar. Jadon Osterwalder sol bek, iki stoper yanaştı. jiku Jadon ve Çağlar. Bence mükemmel bir üçlü. Jaden geçişleri savunacak. Aynı Brighton Sassioma'nın yaptığını yapabilecek bir oyuncu. Ama daha fazlası var. Bir kere soper karakteri var. Dörtlü savunmada mükemmel soperlik örnekleri verdi. Ciku harika bir merkez stoper. Geçiş savunmasında aynı şekilde yardım edebilecek bir oyuncu. Çağlar hızlı bir oyuncu. Yavaş bir oyuncu demezsin. Yani bu üçlü geçişleri mükemmel savunur. Oyun kurma yönünden Jaden ve Çağlar kenarlarda gayet iyi opsiyonlar. Çünkü ayakları standartın bir hayli üzerinde. E, merkez harika. Roller Fred ve İsmail. Solda Şimanski, Sağda Ferdi, iki çizgi oyuncusu Tadiç ve İrfancan ve ön uçta işte Ceko. Burada şöyle bir sorun var. Ferdi'yi Tadiç'ten kopartıyorsun. Ama sol işte solak bir oyuncu, sağ işte sağ ayaklı bir oyuncu. İrfancan içeri girdi. Ferdi sağa doğru açıldı ve oyun içi toplu oyun rotasyonu. Tadiç'in içeri girdiği anlarda sol ayaklı Şımanski çizgi açıldı. Hem Ferdi hem şimanski düz ayaklarıyla, sağdan Ferdi sağ ayağıyla, soldan Şımanski sol ayağıyla kenar ortası yapabilecek ve oyunu ceza sahasına yıkmasını kolaylaştırabilecek faktörler. Çünkü bunun çok benzerini biz Guardiola'dan gördük. Mahrez sağdayken Mahrez içeri girdiğinde devre oyuna sağ çizgiye açıldı. Bu şekilde dizildiler. Ya da keza Grilich'i sol önde kullandığı maçlarda bazen sol içe Bernardo'yu kullanıyordu. Grilich içeri girdiği zaman sağ ayağıyla şut tehdidi yaratmak için Bernardo arkasından dolaşıyordu. Yani sol iç sağ iç Ferdi ile bunu yapma şansı da oyun içi rotasyonda ortaya çıkabilir. Aslında bu yönden de uygun. Evet, tabii işte Ferdi'nin bağlantısını koparmak bir dezavantaj ama farklı avantajlar var. Buradaki avantajlar çok yüksek. Çok yüksek avantajlar bunlar. Bu iki oyuncu çok iyi uyuyor. Fred ve e, İsmail. E, Sol işte solak bir oyuncu. Sağ işte sağ ayaklı bir oyuncu. Ve on numara karakterli oyuncular. Ferdi on numara karakterli bir oyuncu biliyorsun. Çizide de hem çizdi oynayabilen hem içeri girebilen e, oyuncularla beraber aslında bu 3 2 çok daha mantıklı bir şekilde ortaya çıkıyor da diyebiliriz. Şuna ne dersin? Hem Girona'dan da bahsettik biraz hem zeminlik yakalamak açısından. Bu formasyon baskıyı iyiden iyi arttırdığınızda, yoğunluğu en tepeye çektiğinizde Osterwolde'nin o ceza sahasında 5 değil 6 oyuncuyla ki Girona gerçekten ceza sahasında sayısal çoğunluğu muazzam yapıyor. O 6. oyuncuyu tabii ki füretle yapabilirsiniz. Aklı gelen fürettir. Ama Voldeyi hem Tadic'in arkasından dolandırıp, orta kabiliyetini ya da işte beklik varyasyonunu kullanabilirsiniz. Ya da işte Michel'in bilinti yaptığı gibi içeri atabilirsiniz. O zaman ne oluyor? Neden olmaz? İsmail slash Kurunic stoperlerin yanında bekleyip Demircino'da bahsettiğimiz 3-1-6. Ya da onlar bazen bunu 1-3-6 gibi de sahaya sunuyor. Böyle de bir avantaj sağlıyor bence. Kesinlikle bu yapılabilir. 2-2-6 da olabilir. 2-2-6 oynayan takımlar da var. Galatasaray bunun örneklerinden biri çok fazla görüyoruz. 2-2 çizgiye çıkartıp öndeki dörtlüğünün daraldığı, altılı hücum attığı iki stoper, iki orta sahayla birlikte e, Jaden'ın da gittiği, içeri, yani hem merkeze gittiği hem iç koridora girdiği anlarla beraber kesinlikle altılı hücum ortaya çıkarabileceği denklemleri de bu beraberinde getirir. Abi dolayısıyla Ferdi'nin bu rolde sahte bek rolüyle içeri girdiği, konumlandığı bu yapılar 3-2-5, 2-3-5 aslında Fenerbahçe'nin trend oyunu çok doğru rollerle hem arka taraf hem orta saha hem de hücum hattı oynayabileceği bir yapıyı da beraberine getiriyor. Çünkü La Liga'yı, Girona bu şekilde çok benzer rollerle bu sezon domine etti. Fenerbahçe'de harika sonuçlar alıyor ama bu Fenerbahçe'nin sağ içindeki oyununu geliştirecek bir sonraki hamle olabilir çünkü her şey çok doğru görünüyor burada. Zira Ferdi için belki geçtiği zamanlardan beri 8 numara oynasın, orta saha olsun bu orta boyunca orta saha için çok daha uygun diye eleştiriler görüyorum, taraftar talepleri görüyorum, taraftarın böyle bir isteği var. Aslında her ikisi de mümkün abi. Yani bekliğine zarar vermeden onu toplu oyunda sürekli içeride 8 numara gibi kullanma şansı var. Eğer bunu yaparsa Ferdi çok daha değerli bir oyuncu haline gelecek. Çünkü iki sezondur zaten geleneksel bekliği çok iyi yapabildiğini bize gösterdi. Jesus döneminde de bu sezon İsmail Kartal döneminde de. Bir de bu rolü ortaya koyarsa topa sahip olma spesiyalistleri içinde Ferdi çok ideal bir oyuncu haline gelecek ve e, oyuncunun oyunu boyutlandığı gibi ekonomik yönden de çok daha değerli. Belki Fenerbahçe'nin çok daha fazla para kazanabileceği bir e, oyuncu haline gelecektir diye düşünüyorum ben. Bence sezon başında sana stoper ikilisi Erik Garcia ve Deil Bilint olan bir takımın La Liga'yı sallayacağını söylesem bence ben de bugün bu programı yapmazdım ama şunu görüyoruz ki farklı oyunculardan farklı yapılar çıkartarak başarı alabiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin de hem aset olarak hem de Ferdi'nin çok yönlüğünü hesaba katarsak bunu hayli hayli yapacak, geliştirecek şansı, imkan olduğunu düşünüyorum ben de. Evet, istersen e, senin bu eklemene beraber e, programımızı bitirelim. Yani Türkiye'ye bir bakış atmaya çalıştık e, bu bölümde. Önümüzdeki bölümlerde yine Türkiye'ye konularımızı verdikçe bakış atmaya çalışacağız. Çok teşekkürler Doruk. Ağzına sağlık. Çok, çok güzel, çok değerli katkılar yaptın. Evet, değerli izleyenler, Katalan Şon'un 3. bölümünde bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde Perşembe günü yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Remember, Sir Alex. Yeah. Emotional football.